Merhaba arkadaşlar. 12 sıra düz ördük. Ne yaptık? Tekrar edelim bir. Bacakları birleştirdik bir sıra boyunca. Ondan sonra bacakları dörder ilmekle birleştirmiştik. Sonra onun üstünden bacakların dışından bir sıra gittik ve sonra 12 sıra boyunca da düz devam ettik. Yani o bir sırayı da sayarsak toplam 13 sıra düz örmüş olduk. Ve son şekli bu şekilde oldu. Ben ördüm. Siz de örmüşsünüzdür. Evet, çok tatlış oluyor. Bakalım. Şimdi böyle bir şekil aldı. Sizinki de böyle olmuştur. Hemen o zaman devam ediyoruz. Şimdi ayracımı tekrardan takıp devam edeceğim. 12 sıra düz ördükten sonra devam ediyoruz. Şuradaki ilmek sayısına çok takılmayın arkadaşlar. Bacak birleştirmede biraz ilmekler değişmiş olabilir. Örgünüzü kendiniz de şekillendirebilirsiniz. Yani dediğim şekilde örerseniz hani sonuna bir ilmek eksik, bir ilmek fazla onlar o kadar da önemli değil. Yani burada 99 olabilir, 98 olabilir. Hani eksik örmüş olabilirsiniz, 100 olabilir. Onu dediğim tarifi sonuna tamamlarsınız. Yani o bir iki ilmek çok da gözükmeyecektir açıkçası. Şimdi devam ediyoruz. 12 sıra düz ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm ve bir tane de azaltacağım. Bu şekilde 7 sık iğne, bir azalt şeklinde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 7 sık iğne bir azalt yaparaktan sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet. 7 sık iğne bir azalt şeklinde bu sırayı tamamladık ve ben saydım şu an benimki 87 ilmek oluyor. Dediğim gibi hani bu sıra sonunda ilmek sayıları 87, 88, 89 şekilde değişebilir. Onu hani azaltmalarla şu kısmından ayarlarsınız. Burası çok da fark etmiyor. Benimki 87 olmuş şu an. Hani yanlış ördüm şöyle baştan mı öreyim falan demeyin. Hani fazla mı geldi? Devam edin. Sıkıntı olmaz şuradaki bir ilmek fazlalığı ya da azlığı. Hani burada önemli olan ön boyun kısmına arka kısmın orantılı olması. Yanlardaki azaltmalar, eksiltmeler çok da önemli olmayacaktır. Hani az mı ilmek sayısı çok mu fark edilmez bile. Hemen hani siz merak edersiniz diye söyledim yani. Normalde ilmek sayılarına pek takılmayın. Onu demek istiyorum. Hani ilmeğiniz 89 bile olsa devam edin benim dediğim şekilde. Mesela ne dedim? 7 sık iğne biraz azalt mı dedim? O şekilde yapmaya devam et yani. Tamam. Şimdi diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızı bitirdik. Diğer sıramıza geçiyoruz. Başlangıç ipimi yukarı alıyorum. Bu sıramızda da yine azaltmalara devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltacağım. 6 tane sık iğne, bir azalt. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir azalt. Bu şekilde bu sıramı da devam edeceğim. Sıra sonunda buluşalım.
Evet, bu sıramızda 6 sık iğne bir azalt şeklinde tamamladık. Toplam sonundaki ilmeğim benim 77 oldu. 77 ilmekte bitirmiş oldum. Dediğim gibi ilmek sayısına takılmıyoruz. Sadece siz merak edip sorarsınız diye söyledim ben yine. Devam edelim. Bir üst sıramıza geçtik şimdi. 6 sık iğne bir azalt yapmıştık ya. Şimdi diğer sıramıza. Şimdi bu sıramızda artık ön taraftan, yani şu tarafından, ön bacak ön kısımdan hiç azaltma yapmayacağız. Artık hep arka taraftan azaltmalara başlayacağız. Şimdi bu sırayı şu şekilde arkaya gelene kadar öreceğim. Yani şu arka bacak var ya, şunun şu hizasına, yani şu bacak kesinti hizasına gelene kadar öreceğim. Ben öreyim. Kaçar ilmek ördüğümü de ördükten sonra size hemen söyleyeceğim. Oraya geleyim, buluşalım. Evet, şimdi buradan başlamıştık ya, şu kısımdan, şurasından. Buradan itibaren ben düz bir şekilde öreceğiz demiştim, ön bacakları içine alır. Ön taraftan, çünkü azaltma yapmayacaktık. Arka tarafa doğru geldim düz bir şekilde. Yani ben burayı saydım. Hani ilmek ayırmıştık ya, şurada başlangıç noktamız vardı ya bizim. Buradan itibaren ben saydım da 50 tane sık iğne örmüş oldum. 50. sık iğne, yani yaklaşık şu bacağın bitiş noktasına denk geliyor zaten. Siz de oradan ayarlarsınız. Hani sizin başlangıç noktanızı farklı yaptıysanız, şu bacağın bitiş noktasına, diğer bacağın bitiş noktasına kadar öreceğiz. Ne, nasıl öreceğiz peki? Burada da hemen başlangıç ipimi takayım. Buraya bir tane. Çünkü yine buraya gelince azaltma yapacağız. Şuraya ipimi taktım. Ne dedik? 50 tane örmüştük şu başlangıçtan itibaren. Şuradan itibaren 50 tane ördüm. Hiç eksiltme azaltma yapmadan ön tarafı direkt ördüm. Arka tarafa geldim. Artık burada şu bacak kısmında azaltmaya geçeceğim. Şimdi başlıyorum hemen. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 5 tane sık iğne yaptım. 1 azalttım. Devam ediyorum. Bundan 3 kez yapacağız. Birincisini yaptım. 5 sık iğne bir azalt. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 5 tane ördüm. 1 azaltıyorum. Bu da ikincisi oldu. Tekrar son olarak üçüncüsünü yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir tane azaltıyoruz. Ve artık bizim başlangıç, yani noktamız burası olsun. Hani bu azaltmaların bittiği yeri de iple ayıralım ki bizim noktamız belirgin olsun. Hani normalde şurada bir yerde bitirmiştik ya, artık burada bitireceğiz. Bu sırayı da bu şekilde ördük. Şimdi tekrar ön tarafı bir sıra daha örüp şu ipi koyduğum yere, yani arka bacağa tekrar geliyorum. Bu sıranın sonunda kaç tane ilmek oldu ona bakalım. 50 tane şuraya kadar düz bir şekilde örmüştüm. Ama burayı, şurayı aldık, buraya taşıdık. Toplam ilmek sayısını burada değil de bir sonraki sırada söyleyeyim size.
Çünkü buradaki noktayı buraya taşıdık ya. Burayı hesaplayamadım şu an. O yüzden dediğim gibi bir üst sırada ilmek sayısını söyleyeyim hemen. Şurayı düz bir şekilde tekrar örüyoruz. Arka kısma geçiyoruz. Yine azaltmalara burada devam edeceğiz. Ön kısmı artık azaltmadığımız için düz bir şekilde örüyoruz. Hemen şuraya gelene kadar örüp düz bir şekilde örüp geliyorum. Evet, bu sıramızdan düz bir şekilde ördük yine. Yine ipimizi koyduğumuz yere, yani bacağın bitiş noktasına geldik. Buraya kadar 55 sık iğnemiz oldu. Ben saydım. Artık yeni ayracımdan itibaren 55 tane sık iğne ördüm. Artık azaltma kısmına, yani şu kısmına geçiyoruz. Hemen oraya başlayalım o zaman. Şimdi bir önceki sırada 5 örüp bir azaltmıştık. Artık 4 tane örüp bir azaltacağız. Yine 3 tane yapacağız bundan. Başlıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. 1 azalttım. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. 1 azalttım. Toplamda 3 tane yapacaktık bu işlemi. Bu ikincisi oldu. Şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm ve 1 azalttım. Bu da üçüncüsü oldu ve toplamda 70 sık iğnemiz oldu. Ne yapmıştık? Şuraya kadar 55 geldik. Buradan sonra 4 sık iğne bir azalt, 4 sık iğne bir azalt, 4 sık iğne bir azalt. Yani şu 4 sık iğne bir azaltlar da 15 tane olmuş oluyor. 55 ile 15 daha toplamda 75, ay 70 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 70 olmadıysa şuralardan birer eksiltme ya da azaltma, fazla 1-2 ilmek çıktıysa onları düzeltebilirsiniz siz de. Şimdi tekrardan yine bir sıra daha şurayı ön taraftan yine azaltma yapmadan şuraya kadar örüyoruz, arka tarafa kadar. Hemen bir sıra daha azaltma yapmadan ön kısmı örüp şuraya gelene kadar, yani 55 sık iğne örüp arkada buluşuyoruz. Evet, ön sıramızı tekrardan düz bir şekilde şuradan başlayaraktan 55 ilmek tekrar ördük ve tekrar arka sıraya geldik. Tekrar burada azaltmalarımızı yapacağız. İki sıra azaltma yapmıştık zaten. Birinci sıramızda 5 ör 1 azalt yaptık. Diğerini 4 ör 1 azalt yaptık. Şimdi de tekrardan azaltma işlemini yapacağız birlikte. Başlayalım o zaman. Yine aynı yerimize geldik dedik. 55 sık iğneden sonra bir, iki, üç, üç tane sık iğne yapıp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Yine bunu 3 kez tekrarlayacağız. Bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Tekrardan bir azaltma yapıyorum. İnşallah görünüyordur. Siyah diye çok yakın çekmeye çalışıyorum ama yakın çekerken de elim kayıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. İkinciyi yaptık. Şimdi sıra üçüncüde.
1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane azalttım. Bu şekilde artık ilmek sayımız bir üst sırada 70'ti ya. Burada da 3'er azaltma yaptık. Kaç kalmış oldu? 67 Sakine olması lazım burada. 67 Sakine ile bitirdik. Şimdi tekrardan bu ön kısmı hiç artırma azaltma yapmadan ön kısmını örüp arka kısmı şuraya daha doğrusu şu tarafına gelene kadar örüyoruz. Hemen orayı örüp 55 sık iğne örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ilmekten yani başlangıç noktamızdan itibaren 55 sık iğne ile yine düz bir şekilde ördük. Yine arka tarafa geldik. Nereye? Başlangıç azaltmalarımız başladığımız yere kadar geldik. En son ne yapmıştık? 3 tane sık iğne bir azalt yapmıştık. Şimdi artık 2 sık iğne bir azaltla çalışmamızı sürdüreceğiz. Hemen geçelim ona. Hemen yapalım. Artık 2 sık iğne bir azalt. Yine 3 tane şekilde olacak şekilde yapıyoruz. 1 2 2 sık iğne bir azalt. 1 1 yapamadım. 1 2 sık iğne 1 azalt. Şimdi sonuncusunu yapıyoruz artık. 1 2 sık iğne 1 azalt. Yaptık ve azaltmamızı bu sırada da bitirmiş olduk. Bu sıranın toplamı da 2 tane daha azaldığı için 60 3 tane daha azaltma yaptık. 67 idi bir önceki. Şimdi 64 oldu. Şimdi tekrardan yine aynı şekilde hiç değiştirmeden bu kısmı yine ne yapıyoruz? Düz bir şekilde örüp şöyle tekrar şu başlangıç yerine gelene kadar 55 sık iğneden örüyoruz düz bir şekilde. Ön tarafta şu an hiçbir azaltma yapmıyorum. Hemen örüp tekrar buluşalım. Evet, yine başlangıç yerimden boyunu hiç artırma azaltma yapmadan ön taraftan 55 sık iğne kadar yine örüp geldim buraya. Şimdi arka taraftan tekrar azaltma yapacağız. Bu sefer 6 tane azaltma yapacağız yan yana. 6 tane azaltmamızı yapalım hemen. Hemen alıyorum ipimi. Peş peşe ard arda azaltma yapacağız. Burayı sıkı yapmaya çalışın yoksa delikler oluşur arkadaşlar. Dikkatli olun burada. Birinci azaltmamı yapıyorum. Nasıl yapıyorduk azaltmayı? Ön taraftan alıp birincinin önünden alıp sonra yanındakinin ön tarafından siyah ama gözüküyor mu bilmiyorum. Alıp içinden çekiyorduk. Bu da ikinci azaltmam. Yanındakini yapıyorum. Tekrardan. Peş peşe. Üçüncü azaltma. Dördüncü azaltma. Dördüncü azaltma. Beşinci azaltma. Sıkıştırın iyice. Ve altıncı azaltmamızı da yapıp bitiriyoruz.
Altıncı azaltmamı da yaptım. Şimdi tekrardan bu sırayı hiç artırma azaltma yapmadan tekrar diğer taraftaki yerime geliyorum. Yani şurayı tekrar düz bir şekilde öreceğim ön tarafı. Arka kısmın şurasına geldiğimde hemen orada buluşalım. Ben de oraya kadar geleyim. Vaktimiz gitmesin. Evet, ben ördüm şu işaretten, boyun kısmını da dahil ederekten şuraya kadar. Az önce 55 dedim ama azaltmalar yaptığımız için burası da azalmış. Hani ben hiç saymayaraktan örüyordum. Şuraya gelince duruyordum. Şu an saydım ve 50 sık iğne oldu artık buraya kadar. Hani şuradan. İlk başta 55 ile başlamıştık. Azalta azalta artık 50'ye düşmüş. Yani burası 50 olacak arkadaşlar. Şimdi şu iki ip arasında kalan kısmı, yani şu ayracımı yukarıda olarak düşünün. Ben çıkartmamışım onu yukarı. Burada da tekrar son kez bir azaltma işlemi yapacağız. Burada da arda arda yine azaltmalarımıza devam edeceğiz. Hemen yapalım. Burada da arda arda 3 tane azaltmamızı yapacağız. Birincisini hemen yapalım. Birinci azaltmam. Sıkı yapın buraları arkadaşlar. Aradan elyaf çıktısı gözükmesin sonradan. Siyah ip ya bir de. Yani siyah ipin zorluğu da o oluyor. İkinci azaltmam. Ve son azaltmamız üçüncü azaltma. Bunu da yaptıktan sonra artık arka tarafla işlemim bitti. Şöyle şu boğazın şu kenarına doğru örüyoruz. Çünkü burada artık dikme işlemi yapacağız. Bu ipimizi diktikten sonra tekrar boğaz kısmında öreceğimiz için ipimiz burada kalsın istiyorum. O yüzden hemen ipimi oraya kadar getiriyorum. Yani kaç tane oluyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane örüp yaklaşık şeyden sonra 20 tane örüp bu şekilde. Hatta 25 mi örsek şuraya kadar gelse. Öyle yapalım. Ya önemli değil, zaten devam edeceğiz de hani dikiş noktamız buraya yansımasın diye. Burada kalmasın ipimiz diye. 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek örüp ipim burada artık kalsın. Bundan sonra İçini elyafla doldurup dikme işlemi yapacağız. Hemen içini elyafla doldurup dikme işlemine geçelim. Evet, kedicimizin gövdesinin içini birazcık doldurdum. Çok sıkı doldurmadım çünkü şu dikişlerde zorlanma olur diye. Burayı dikeceğiz şimdi. Diktikten sonra tekrar içini dolduracağım ben. Şimdi hemen dikim işlemimize başlayalım. İpimi iğneme takayım hemen. Ben bu arada siyah iple dikiş işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Dikişler gözükmüyor zaten. O konuda bir sıkıntınız olmasın.
Hani aynı örgü gibi güzel bir dikişlerimiz oluyor. Şimdi hemen şöyle şu kısmından başlayalım. Şu sondaki yere ipimizi takıyoruz. Tabii elyaflar da siyah ip olunca direkt üstünde çıkıyor. Mesela şu an iple birlikte elyafım da geldi. İçini doldurmanın biraz sıkıntıları da bunlar oluyor. Şimdi iki taraftan alt kısmından geçiriyorum iğnemi. Gözüküyordur inşallah. Şöyle. Bir de diğer tarafından sırayla bir o taraftan bir bu taraftan olacak şekilde. Şöyle olacak şekilde dikiyoruz. Gözüküyordur inşallah. Yakınlaştırayım mı biraz daha? İlmeklerim gözüksün istiyorum. O yüzden yakın çekim yapıyorum da. Üst loblarından dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Sürekli bir o tarafın bir bu tarafın üst lobundan ilmeklerimi alarak dikişimi güzel bir şekilde yapmış oluyorum. Bakın şöyle göstereyim. Aynı örgü gibi duruyor, hiç dikiş gibi durmuyor. Böyle bu şekilde sonunda 22 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani daha doğrusu dikeceğiz. 22 ilmek kalana kadar şu uç kısmında şurada toplam 22 ilmek kalana kadar burayı böylece dikip buluşalım. Hemen dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, dikim işlemimizi gerçekleştirdik. Sonda şurada toplamda 22 ilmek kalacak şekilde buraya kadar diktik. Sonrasında artık ipimizi keseceğiz. Bu diktiğimiz ipimizde işimiz kalmıyor. Şöyle keselim hatta. Hemen. Yerleyeyim. Etrafına elyafları doldururken ben içini birazcık doldurdum. Elyaflarım hep kendime yapıştı tabii. Onları daha sonra temizlerim. Şimdi bu diktiğimiz ipi iğnemizi artık kestik. Bundan sonra tekrar boyundan birkaç sıra yeniden örme işlemine şimdi içini doldurmuştuk. İçini doldurdum daha doğrusu. Şuraya kadar diktim ben. 22 ilmek kaldı. Ve bu 22 ilmek olan kısmı şimdi düz bir şekilde şuraya kadar getiriyorum. Diktiğim yere kadar düz bir şekilde örüp getiriyorum. Yakından çekmeye çalışıyorum ilmekleri. İnşallah yakından gözüküyordur. Uzak çekimde ilmek gözükmediği için sıkıntı olur diye çok uzak çekmek istemedim. Çok yakında da bazen elim ekrandan kayabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İlk denemem olduğu için nasıl çekeceğimi bilemedim açıkçası. İnşallah anlaşılır bir şekilde olmuştur. Sıra sonuna kadar geldik. Buradan itibaren iki sıra daha düz bir şekilde
22 ilmek örüp şöyle boyun kısmına 2 sıra daha 22 ilmek örüp buluşalım. Şuraya kadar geldik. 2 sıra düz bir şekilde 22 ilmek örüyoruz. Evet, 2 sıra boynundan düz bir şekilde ördükten sonra son aşamamızı yapacağız. Artık bu son sırada ilmek kaydırma şeklinde bir sıra daha öreceğim ve boyun kısmı bitmiş olacak. Şimdi hemen ilmek kaydırma nasıl oluyor bir de onu göstereyim. Şimdi ilmek kaydırma dediğim şey ipi çekiyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. İpi battım. Çektim. İçinden direkt geçiriyorum. Batıyorum. İçinden geçiriyorum. İlmek kaydırma şeklinde bir sıra daha bu şekilde öreceğiz ve bitirmiş olacağız. Sıra sonunda yine buluşalım. Evet, bir sırada şuradan ilmek kaydırmamızı yaptıktan sonra artık ipimizi kestik. Gövde kısmımız hazır. Çok tontiş bir tatlış kedi oldu. Bunun içine iyice elyafla dolduracağım tabii. Şu an doldurulmamış hali. Şuralar boş mesela. İyice doldurursunuz. Gövde kısmı bu kadardı. Devamında görüşmek üzere.